Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıfın güncellenen müfredatıyla tabii ki 2018-2019 güncellenen müfredatının ilk ünitesi güneş sistemi ve tutulmalar konusuyla karşınızdayız. Bu konuyla alakalı şimdi müfredat güncellendikten sonra artık 6, 7 ve 8'de böyle üniteleri birbirine benzetmeye çalıştılar. Yani 6. 7. ve 8. sınıfın 1. üniteleri artık birbirine benziyor. Yani gezegenlerle alakalı, mevsimlerle alakalı, güneş sistemiyle alakalı böyle bu konular anlatılıyor. Seviye seviye atlandıkça işleniyor. Biz burada ne öğreneceğiz? Biz burada güneş sistemini öğreneceğiz. Güneş sisteminde bulunan gezegenleri öğreneceğiz. Bunların isimleri, özellikleri neler? Bu videomuzun konusu ağırlıklı olarak o olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi Güneş sistemini burada belirtmeye çalıştık size. Görüldüğü üzere burada güneş var ve güneş sisteminde de 8 tane gezegen var arkadaşlar. Bizim güneş sistemimizde yani bizim de içerisinde bulunduğumuz tabii ki dünya burada bakın 8 tane gezegen oluyor. Güneşe yakınlık sıralamasına göre ilk 4 tanesi, en yakın 4 tanesi iç gezegenler olarak adlandırılıyor bunlar. Diğer adı bunların arkadaşlar karasal gezegenler olmuş oluyor. Bunların özelliklerini belirteceğiz. Bir de e, güneş sisteminin son 4 gezegeni var bakın. Jüpiter'den başlayarak böyle sona doğru gidiyor. Bunlar da dış gezegenler olmuş oluyor. Yani güneş sisteminin yörünge olarak biraz daha dışında kaldıkları için dış gezegenler olarak adlandırmışlar. Yapıları daha çok gazlardan oluştuğu için gazsal demişler bunlara. Biraz ilginç bir adı var. Mesela iç gezegenler karasal olduğu için genellikle kayalık. Dış gezegenler de genellikle gazlardan oluştuğu için gazsal gezegenler Demişler. Peki karasal gezegenlerin yani iç gezegenlerin e, özellikleri nelerdir? Genellikle işte metal karışımı e, diyebileceğimiz böyle kayaçlardan oluşmuşlardır. E, bu sebeple buraya ne diyebiliriz? Kayaçlardan kayaçlardan oluşurlar. Uydu sayıları e, yani azdır. Bir ya da iki tane uyduları olabiliyor. Ya da hiç yoktur. Ya da hiç yoktur diyebiliriz. Mesela dünyamızın bir tane uydusu var. İşte Mars'ın mesela iki tane uydusu var. Ama mesela Merkür'ün uydusu yok. Yani bunun gibi. Ama Jüpiter'e Satürn'e falan geçtiğimizde çok uydular görmüş olacağız. Yani 50-60 böyle bir sürü sayıda uydu görmüş olacağız. E, dış gezegenler olan işte Jüpiter'den başlayarak böyle Satürn e, vesaire böyle giderek e, bu dışarıda kalan gezegenlerde ise bunlar genellikle az önce de söylemiştik. Gaz yapıdadırlar. Ve bunların çok sayıda uyduları vardır diyebiliriz. Şimdi devam edelim bakalım. Biraz daha detaya giriyoruz şimdi. Güneş sistemine yakınlık sıralamasına göre bunları sıraladık. İlk sırada Merkür yer alıyor. Yani bir numaralı güneş sistemine yakın olan gezegen Merkürdür. Merkür güneşe en yakın gezegendir. Bunu unutmayın. Güneşe en yakın gezegen Merkürdür ve aynı zamanda güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Mini minnacık yani diğer gezegenlerin yanında mini minnacık kalmış oluyor. Uydu ve halkası Merkür'ün yoktur. Yalnız başına böyle herhangi bir böyle mesela bizim dünyamızın bir uydusu vardır. Aydır. Onunla birlikte güneş çevresinde döner ama Merkür'ün öyle değil. Yalnız başına böyle güneş çevresinde dönüyor. İkinci güneş sistemine uzak olan gezegen, ikinci sırada yer alan gezegen Venüs gezegenidir. ...Venüs'ün büyüklüğü yaklaşık olarak ama... Yani ...tam kesin, yani Dünya ile aynıdır demiyoruz... ...yaklaşık olarak e, Dünya ile aynı olmuş oluyor. Yani büyüklük olarak Dünya ile aynı. Uydu ve halkası e, aynı şekilde Venüs'ün de yoktur. Dönüş yönü ilginçtir arkadaşlar. Diğer gezegenlerin tersi yönünde. Yani işte Merkür, Dünya, Mars, Jüpiter... Güneş'in mesela şu şekilde düşünürsek, şurada Güneş var diyelim. Mesela Güneş'in şu tarafa doğru, yani bu yönünde dönerken, Venüs ne yapacak? Tam tersi yönünde dönüyor. Yani bu tarafa doğru dönmüş oluyor. Bu sebeple dönüş yönü diğer gezegenlerden farklıdır diyoruz arkadaşlar. Ee, ve bunu mesela biz günlük hayattan da bilebiliyoruz. Gece mesela akşam e, veya diyelim gökyüzüne baktığımızda gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldızlardan bir tanesi. Venüs gezegenidir ve bunun diğer adı halk arasında çoban yıldızı diye bilinir arkadaşlar bunu unutmayalım sınavlarda karşımıza gelebilir. Şimdi dünyaya bakarsak bizim üzerinde yaşadığımız gezegendir ee, halkası yoktur dünyanın bunu belirtelim hemen halkası yoktur uydusu bir tane var ve adı ay evet bunu biliyoruz İngilizce moon diyoruz hatta ee, uydumuz aydır ve dünyanın Yaklaşık olarak eee burada 3'te 2'si arkadaşlar yani 2/3'ü ya da 3'te 2'si sularla kaplıdır. Görüldüğü üzere bakın şekilden de zaten belli oluyor. 3'te biri karalarla kaplı, 3'te 2'si büyük bir çoğunluğu ise suyla kaplı diyoruz. İşte denizler, okyanuslar vesaire var. Bu açıdan e, önemli diyebiliriz. Ve tabii ki bu sıralamayı atlamayalım. Güneşe yakınlık sıralamasına göre 3. sırada bulunmuş oluyor dünya. Geçelim. Mars gezegenine Mars gezegeni kızıl gezegen olarak biliniyor Çünkü e, böyle yapısı e, genellikle böyle Demir vesaire bu tür metallerden oluştuğu için biraz böyle kırmızımsı görünmüş oluyor Bu sebeple Kızıl gezegen diyoruz e, Mars'ın iki tane uydusu vardır arkadaşlar atmosferi çok çok incedir atmosferi yani Dünyanın da mesela atmosferi vardır ama bizi güneş ışınlarından koruyabilir mesela. Ama atmosferi, Mars'ın atmosferi çok çok ince olduğu için güneş ışınlarına çok sık maruz kaldığı için çokça ısınıyor, çok sıcak oluyor. Bu sebeple hani bizim orada gidip hayat kurmamız, yaşayabilmemiz şu anki imkanlarla çok zor. İleride belki her şey değişebilir. Farklı bir ortam kurulursa Mars'ta da belki hayat ya da koloni kurulabilir. Mesela bununla alakalı filmler de vardır Mars'lı vesaire izlemişsinizdir belki. E, izlemeyenler için de önerebiliriz. Tavsiye edebiliriz. Gayet güzel bir e, filmdir. Jüpiter gezegenine bakacak olursak Jüpiter gezegeni çok e, gerçekten ilginç bir gezegen. Neden? Çünkü güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Arkadaşlar. Sadece Jüpiter'in mesela e, şu orta noktasında bir yerde bir leke vardır. Şöyle şu küçücük lekenin içerisine 3 tane dünyanın sığdığı söyleniyor. Yani 3 tane dünyayı böyle getirip buraya koyabiliriz. O kadar büyük bir gezegen. Yani siz artık oradan hesap edin. Ya yani sadece küçücük bir lekeye 3 tane dünya sığıyorsa koca Jüpiter gezegenine kim bilir kaç tane dünya sığar. O kadar büyük. Yani Jüpiter bu kadar büyükse Güneş tabii ki ondan kat ve kat büyük. Yani Güneş'in de büyüklüğünü bu şekilde hayal edebilirsiniz. E, Jüpiter'in 67 tane şu an için bilinen uydusu vardır arkadaşlar. Farklı kaynaklarda e, yani böyle 63 Diyen de var. E, tabii ki biz bu yani araştırmamızı yaparken farklı kaynaklara baktık. Yani 3-4 tane kaynak e, inceledik, araştırdık. E, o şekilde 67'de e, karar kıldık. Kitapta da yine Milli Eğitimin kitabında da 67 tane uydusu olduğu söyleniyor. Bunu da belirtelim. Satürn gezegenine geçecek olursak bunlar bakın şu an için genel bilgiler. Tabii ki bunlarla alakalı ayrıntılı bilgiler vardır o bilgilere mesela sorularımızda yer vermiş oluruz. Şu an sadece sizin bilmeniz gereken, öğretmenlerinizin bilmenizi istediği sınavlarda da sorabileceği böyle bilgiler vermiş oluyoruz. Satürn gezegenine bakacak olursak halkası zaten bakın şeklinden de belirtilmiş vardır. En büyük ikinci gezegendir. Jüpiter'den sonra en büyük ikinci gezegen olmuş oluyor. Ve burada Satürn gezegeninin tam şu an için kitapta geçen sayı ya da araştırmalara göre söylenen sayı 62 tane uydusu vardır. Ve bu uydulardan en büyük olanı Titan'dır. Evet, Satürn'ün en büyük e, uydusu. Evet, bunu da bildirelim. E, bu bir genel kültür bilgisi olarak da düşünülebilir. E, günlük hayatta belki işinize yarar. E, arkadaşlar arasında falan hava atmak için belki kullanılabilir diyoruz bunların sıralamasını vermemişiz. Dünya 3. sıradaydı. Mars Güneşe yakınlık olarak dördüncü sırada. Jüpiter Güneşe yakınlık olarak 5. Satürn de Güneşe yakınlık olarak 6. sırada yer almış oluyor. Ne kaldı? Toplamda 8 tane vardı. 2 tane gezegenimiz kaldı. Hemen onlara da bakalım. Evet. 6. Satürn'dü. O zaman Güneşe yakınlık sıralamasına göre 7. gezegen Uranüs. 8. gezegen ise yani en uzak gezegen ise Neptün olmuş oluyor. Uranüsle alakalı halkası vardır Uranüs'ün ama böyle çok hani Satürn'de daha belli oluyor bu halka ama Uranüs'te çok az belli oluyor. Çok böyle iyi bir gözlem yapmamız lazım. Bilinen 27 tane uydusu vardır. Bakın dikkat ettiyseniz bunlar gazsal yani dış gezegenler olduğu için ve en başta söylemiştik çok uyduları bulunur diye. İşte Jüpiter'in 67 taneydi, Satürn'ün 62 taneydi. Bakın Uranüs'ün 27 tane uydusu var. Bir sürü uyduları var. Yani dış gezegenlerde genellikle uydu bol miktarda bulunuyor diyoruz. Uranüs Satürn'den sonra geldiği için büyüklük olarak bakın en büyük Jüpiter'di. Buraya tekrar notumuzu alalım. Jüpiter. Sonra Satürn geliyor. Ve büyüklük olarak hemen arkasından Uranüs gezegeni geliyor. O zaman üçüncü büyük gezegendir diyebiliriz Uranüs ile alakalı ve Uranüs Güneş ile arasındaki mesafe çok fazla olduğu için yüzeyi çok soğuktur. Güneş ışınları haliyle yani oraya gelene kadar zayıflayacağı için diyelim ya da önüne geçen o işte gök cisimleri de ona engel olacağı için haliyle zayıflamış oluyor. Ve yüzeyi çok soğuktur. Yani o güneş ışınlarından yeterince belki faydalanamadığı için ısınamıyor gezegen e, diyoruz. Neptün gezegenine de bakacak olursak sevgili arkadaşlar Güneşe en uzak gezegendir. Artık sonuncuya geldik. E, Neptün gezegeninin de 13 tane şu an için yapılan araştırmalar sonucunda gezegeni olduğu bulunmuş. 13 tane gezegeni e, Affedersiniz 13 tane gezegeni 13 tane uydusu vardır. Yani o gezegenin çevresinde dolanan böyle 13 tane gezegenden bahsediyoruz. E, bu uyduları e, vardır diyoruz. Şimdi Peki bunun haricinde başka gezegen yok mu Güneş sisteminde? Bunun haricinde bir zamanlar gezegen olarak kabul edilen ama şu anda gezegenlikten çıkarılan Plüton var. Plüton bir cüce gezegendir arkadaşlar. E, bir turu Güneş'in çevresinde yaklaşık olarak 248 dünya yılı yani Güneş'in çevresinde o kadar yavaş dolanıyor ki yani pıt 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 böyle 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 dolanması 248 yıl. Yani bir yörüngesi 248 çok uzun bir süre. Bu sebeple hani bu sürenin de çok olmasından dolayı ya sanki böyle güneş sistemine ait değil de dışarıda bir e, gök cismiymiş gibi e, bu e, nitelendirilerek e, güneş sisteminde bundan gezegen olarak artık e, o Statüden çıkarıldı. Artık öyle bir gezegen falan değil. Sadece Cüce Gezegen adı verildi. E, güneş Sisteminin dışında bırakıldı. Bu sebeple Plüton'u da burada anlatmış olalım, değinmiş olalım e, diyoruz. Muhtemelen bir yerde karşınıza çıkar, lazım olur diye bunu burada e, anlatıyoruz arkadaşlar. Peki Gezegenleri bitirdik. Başka bununla alakalı e, yani ünü temizle alakalı bilmeniz gereken bazı bilgiler var. Bu bilgiler neler? Bu bilgilerden ilki Kuyruklu yıldızlardan kopan kaya ve buz parçalarına ne denir? Mesela böyle bir soru geldi karşınıza. Ne demeniz lazım? Bakın şekilde de verdik. Geceleyin mesela bazen yıldızların kaydığını görürüz böyle. Aa yıldız kaydı falan deriz. Aslında yıldız kaymaz arkadaşlar. Yıldız kocaman kütleli bir şey. Bir mesela güneş sistemi var diyelim. Güneş çünkü yıldızdır. Koca o güneş sisteminin kaydığını falan düşünebiliyor musunuz? Muazzam bir şey. Hayır. Yıldızlar kaymıyor arkadaşlar. Bunlar nedir? Ya yani aslında bizim gökyüzünde gördüğümüz o yıldız kayması denen şeyler e bu kuyruklu yıldızlardan kopan kaya ve buz parçalarıdır. Bizim atmosferimize girdiğinde sürtünmenin etkisiyle atmosferimiz çünkü haliyle hava direnci uygulamış oluyor ona sürtünme etkisiyle ısınıyor. Isındığı için de böyle alev topuna dönüşüp böyle sanki o alev alarak böyle gökyüzünde kayan bir cisimmiş gibi oluyor. Bu sebeple bunlara biz meteor diyoruz arkadaşlar unutmayalım. Peki meteorlar genellikle atmosferimizde o sürtünmenin etkisiyle eriyip buharlaşıp kayboluyorlar. Peki çok büyük kütleli bir meteor atmosfere girdi ve atmosferimizi geçmeyi başararak dünyaya ulaştı. Yani yere düştü. Dünyaya ulaşan bu meteorlara biz gök taşı adını veriyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Ve bu açtığı yani dünyaya çarpınca açtığı çukurlara da gök taşı çukuru diyoruz. Bunu da belirtelim burada. Gökdaşı çukurlarının diğer adı kraterdir. Krater. Mesela ay yüzeyinde bol miktarda bulunuyor. Çünkü ayın herhangi bir atmosferi olmadığı için ya da çok çok ince olduğu için ay yüzeyine bol miktarda meteor isabet ediyor. Ve ay yüzeyi şu anda delik dişik. Yani iyi bir şekilde mesela herhangi bir gözlem aracıyla baksak mesela yüzeyinde böyle bir sürü böyle göktaşı çukurları vardır yani internetten de aratılabilir tabii ki. Çok net bir şekilde, bariz bir şekilde bunları görebiliriz. Şimdi bizim bir de anlatmamız gereken bir durum var. Yani gök cismi olarak düşünebiliriz ya da bunu. Mars ve Jüpiter arasında kalan böyle gök cisimleri var. Mars gezegeniyle bakın tekrar şurada belirtiyoruz. Mars gezegeniyle Jüpiter gezegeni arasında bu. Güneş sistemimizde bulunuyor. Böyle irili ufaklı gök taşları var böyle. Bir sürü ama milyonlarca belki gök taşı var. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Asteroid diyoruz. Asteroid. Evet. Bakın şuradaki yani şu arada kalan tabii ki bir yörünge olarak düşünelim bunu. Böyle bir halka şeklinde bu Mars ile Jüpiter arasında bu gök taşlarından belki milyonlarca var. Bunların ismi asteroid olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi de tutulmalara bakacağız. Buraya kadar işte gezegenleri işledik, Güneş sistemimizle alakalı bilgiler vermeye çalıştık. Meteor, gök taşı, işte asteroit, bunları da anlatmış olduk. E, tabii ki bunlar şu an için anlatım kısmı, soru kısmı da gelecek. Takipte kalın lütfen e, ve anlatmamızı istediğiniz konu vesaire soru olursa da lütfen onları da belirtin. Şimdi tutulmalara da kısaca değinelim. Tutulmalarda e, tutulmalarda mesela Güneş, Ay ve Dünya tam bu konuma geldiklerinde, bu pozisyonu aldıklarında ne olacak? Güneş tutulması meydana gelmiş olacak. Güneş tutulması sırasında bakın ay şurada gösterilmiş ortada olmuş oluyor. Ee, peki mesela dünyadan bakıldığında ay görülebilir mi? Görülemez çünkü dünyadan bakıldığı yer şurası olacağı için, yani şu bölge olacağı için burada mesela aya baktığımızda şu bölgesi arka yüzü, şu kısım ışık almayacağı için bakın güneşin ee, ön yüzü yani şurası ayın şu kısmı ışık alırken arka yüzü ışık almayacağı için biz ayı göremeyeceğiz. Haliyle ay yeni ay evresinde olmuş oluyor. Çünkü yeni ay evresinde ay hani e, böyle kaybolmuştur ve tekrardan yeni yeni oluşuyordur. Böyle hilal böyle küçücük ve ince bir çizgi vardır. İşte o kısım olmuş oluyor. Yani o evre olmuş oluyor. Yeni ay evresi e, olmuş oluyor diyoruz. Bu iki tane bilgi bizim için önemli. Yani güneş tutulması dendiğinde e, ayın Güneş ile Dünya arasında olacağını ve Ay'ın da Yeni Ay evresinde olacağını bilmemiz lazım. Bu ikisi genellikle sınavlarda gelir. Unutmayalım. Ee, ve mesela Güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi Dünya yüzeyine, e, yani bir kısmına tabii ki hepsi değil, Dünya'nın e, yüzeyinin bir bölmesini e, ne yapacak? Güneşten ışık almasını engelleyeceği için karartmış olacak. Sanki orada... Hiçbir şekilde yani gündüz olmasına rağmen böyle gece yaşanıyor gibi olacak. Tabii ki bu anlık bir şey. Böyle 1-2 dakika falan süren bir şey. Çok uzun böyle bir gün falan süren bir şey değil. 1-2 dakika sürüyor ve kayboluyor. Tekrardan güneş açıyor diyoruz. Güneş tutulması böyle. Şimdi bir de ay tutulmasına değinelim. Ay tutulmasındaysa sevgili arkadaşlar bu kez güneş ile ay arasına dünya girmiş oluyor. Bu sebeple... Buraya yani bu boşluğa dünya yazacağız. Ay tutulma sırasında dünya ortada olacak. Ve ay bu kez ne olmuş olacak bakın. Yani hani dünyanın arkasında kalıyor ama bir tık böyle sağa doğru kaydığında güneş ışınlarının tamamen alacağı için. Yani mesela şu bölümü tamamen ışık alacağı için. Dünyadan bakan kişiler ayın tamamını görmüş olacak. Tamamının görüldüğü evre ayın dolunay evresidir. Bu sebeple ay tutulma sırasında dolunay evresi yaşanır. Ve İkinci önemli bilgi de ay tutulma sırasında dünya güneş ile ayın ortasındadır. Bu bir bu da iki önemli bilgi şeklinde verilirse sınavlarımızda başarılı olacağınızı düşünüyorum. Şimdi konumuzu bitirdik. Yani 7. sınıfın birinci ünite konusu bitmiş oldu sevgili arkadaşlar. Umarım sınavda bununla alakalı güzel notlar alırsınız. Bizi takipte yani bizi mutlaka takip edin. Videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Çünkü birlikte büyüyeceğiz. Umarım sizler de başarılı olursunuz, bizler de başarılı oluruz. Kanalımıza lütfen abone olmayı da unutmayın. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Anlatmamızı istediğiniz ya da işte çözmemizi istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlara yazmayı da unutmayın. İlgilenmeye, dönüş yapmaya da çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.